Helikopterlerimizden kısaca bahsedelim mi sonra meyveyi Çok meyve eskidiler artık ondan vazgeçelim. <laughs> eyvah eyvah yazıp onları da haksızlık. Ya çok, var yani. çok var onlar. Çok var. Gök Atak değil mi? Evet yani o kadar sırada anlaştık ki bunları almak için e, Amerika'ya gidip bize vermedikleri oh. e, bu uçaktan daha doğrusu bu helikopterden 74 tanesi silahlı kuvvetlerine ve Mete Bey 90'lı yıllarda buna benzer kaç helikopterimiz vardı bizim? Ben şöyle söyleyeyim ben o sırada. E, Amerikalılar. Yani e, bölgede kullanabildiğimiz süper kovra helikopter sayısı komple yalnızca 6 taneydi. Şu an kaç dediniz? 74. 74. Yalvarmaya gerek yok. Evet Arayet peki helikopterlerimizle gerekiyor. ilgili ya, kusura bakmasınlar biraz hızlı geçeceğiz. MMO'yu konuşmak istiyoruz. MMO ne oldu? Şunu ya. Şu, dur, seyredelim değil mi? Seyredelim. Peki edelim, seyredelim. Sevdim ya. Peki. Güzel görüntü yakalamış arkadaşlar tebrik ediyorum. Ha dur 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 dur. Duralım. Dur. Duracakmışız dur. arkadaşlar evet Tamam. Şimdi o kadar hainler ki <laughs> gerçekten o kadar hainler ki. Şimdi biz bunu yapıyoruz ve yurt dışına satıyoruz değil mi? Biz Pakistan'a da satıyoruz. İşte Filipinlere sattık. Şimdi Afrika ülkeleri çok seri olarak almak istiyorlar bunu. Tabii her biri ambargo koyuyor. Bize de koyuyorlar. Bunun önündeki şey İtalya'dan alınıyor ama bazı parçaları Amerika'dan geliyor. Şu döner top Önce motora şey koydular. Pakistan'a satamazsınız dediler. Biz o yüzden Atak 2'yi yapıyoruz şu anda. Yerli ve milli tasarım olarak Ukrayna motoruyla onu geliştiriyoruz. Burada arada motoru da yapmayı başardık. Motor da testi bitince onlar yapılacak. Şu sarsılmaz tarafından üretildi. Tebrik ediyoruz. Şu anda Türk ordusuna teslim edilmeye başlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu evet. Olsun. Gelelim. O da yapıldı. Milli Muharip Uçağı. Siz e, hangarda zor tutuluyor diyorsunuz e, değil mi? Ee, hangarda e, tutmakta zorlanıyoruz. Nedir vaziyet bize anlatıyor? Ee, şöyle söyleyeyim. Milli, ben muharip ilk bu uçak, uçak e, montaj aşamasındayken gittim ve mühendislerle konuştum. Tam burada konuştum. Şu andaki monte edildiği yer. Zaten buradan çıkacak hangardan çıkacak. E, bir tane yapıldı şu anda prototip olarak. Bir tane var elimizde. E, ve mühendislerin gözünü içine bakarak şu soruyu sordum. Dedim ki arkadaşlar yaptığınız proje çok iddialı bir proje. Doğru. Yani projenin büyüklüğüne baktığınızda milletin yapmakta zorlandığı bir uçağı... ...sanki siz defalarca jet uçağı yapmış gibi yapmaya çalışıyorsunuz... ...ve F-22 ayarında yapacağız diye iddialı bir kalemi kullanıyorsunuz. Emin misiniz dedim ya bunu yapabileceğinize. Ya inanın gözlerinde bir gram endişe yoktu. Tedirginlik şeyi geçmedi böyle. Yani değil? bazen Saniyelim vardır ya yani, yani olsan... bir yersin ya... Abi biz de işte düşünüyoruz. Yok dedi ki biz bunu yaptık. Bak yapacağız demediler, yaptık. Ben onu orada gördüm. Bak o güveni gördüm. Çünkü kendilerine göre öyle bir güzel sistem kurmuşlar ki. Bir de 3 sene önce gittiğim TUSAŞ'la şu andaki TUSAŞ arasında hiçbir benzerlik yok. Fabrika İyi neredeyse dönüşüm. fabrika öyle. neredeyse onlarca kat büyümüş öyle söyleyeyim sana. Çalışan sayısı, alanlar, yapılanlar, test merkezleri Yalnızca bunda 6000'e bin, yakın mühendis ve teknisyen çalışıyor. Bu projede yalnız. Şimdi bu projede çalışanlara sorduğunuzda der ki Biz yapacağız. Sorun dedim uçurabilecek misiniz? Uçuracağız dedi. Aynen böyle. Sayın Kotil Temel bunun Bey. üzerindeki motoru durun arkadaşlar. Durulabilirsek evet. Bunun üzerindeki motoru İnsanlar böyle günlerce uğraşıp monte edeceğini düşünürken teknisyenler kaç saatte monte etmişler biliyor musun? iki motoru? Aa tamam ee, kaç saatte söyleyin? İki saat. Şaka yapıyorsunuz. Siz arabanıza motor değişimini iki saatte yapamazsınız. İlk Şimdi... defa yaptıkları yaptıkları uçağı iki motoru iki saatte teknisyenler monte etti. Şimdi anlaşıldı Sayın Kotil. Sayın Kotel'in de müthiş bir enerjisi var ve atom karınca gibi çok çalışkan ve kendi ekibini de motive etme konusunda da bu bir üstad diyebiliriz belki. Ekibi de çok yüreklendiriyor. Teknisyenlerle ilgili, teknisyenlerimiz bize sürpriz yaptılar dedi bu sizin söylediğiniz iki boyutla saat, ilgili. Ya i̇ki saatte, iki saatte arabanın motorunu değiştiremezsiniz. Gerçekten yani. İki saatte böyle bir iki tane motoru. Ki motorun boyutunu şöyle söyleyeyim size. Yani şuradan sizin olduğunuz yere kadardır. İki saatte. İki saatte monte ediyorlar. Tebrik ediyoruz. Büyük Anlat bir tecrübe var. Edelim. Büyük bir birikim var. Çünkü bir taraftan F-16 yaptılar. Bir taraftan F-16 modernizasyonları yapıyorlar. Bir taraftan hürjeti yaptılar. Bir taraftan hürkuşu yaptılar. Bir taraftan atakları yaptılar. Bir taraftan helikopterleri yapıyorlar. Yapmadıkları şey kalmadı şu anda şey TUSAŞ'ta. E, TUSAŞ'ın da bir insansız savaş var. uçağı eee projesi var. İnsansız savaş uçağı. O, Akıncı'dan Kızıl biraz daha farklı. O ilk başlangıçta yalnızca hava yer görevlerini yapmak üzere dizayn edilen bir uçak. Onların söylemiyle söylüyorum, görünmez olarak ha. çıkacak. Hayalet uçak meselesi radara yakalanmayan bir dönem insansız savaş uçağı onu. oldu. o, o mu olacak? O olacak? Hayalet uçak yükleniyor diyoruz o zaman. Aynen öyle. Onun için planlama ee, ve tarih. Şöyle söyleyeyim bu sene içinde o da uçacak. Mini muharip uçaktaki konu şu. E, şu anda uçak aynı Kızıl Elma'da olduğu gibi piste çıkıp testlere başlama seviyesinde. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bir tane olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı'na söz verdikleri hangardan çıkış törenini yapmak zorundalar. Evet. Cumhurbaşkanından şu anda tören için zey bekliyorlar. Gün bekliyorlar. E aslında 18 Mart'tı yanlış 18 hatırlamıyorsam. Mart. Bu öne çekilmiş oluyor doğru yani anlıyoruz. Yani eğer değil mi? Cumhurbaşkanımız erken giderse talep o yani o olabilir o, en yani azından. Yani Cumhurbaşkanımıza gelin biz hangardan çıkartalım ve biz teste başlayalım. Sonra hangi aşama geliyor? Yani kızıl elma bayraktan kızıl elma gibi önce gibi. pistte Taksi testler yapabilir. yapılacak. Teker kesme ve 2023'te ki bu uçağın ilk başlangıcında 2028'den önce uçuramazsınız diyorlardı. Sonra bunu 2025'e çektiler. Sonra tarih 2023'e çekildi. Ve bu uçak 2023'te uçacak. 2023'te milli muharip uçağı Türkiye'nin havalanacak efendim. Gökyüzüyle buluşacak. Görünmezlik meselesiyle ilgili iki cümle alayım. Süremizi doldurduk inanmazsınız. Bu da inanmazsınız. üzerinde bazı sistemler deniyorlar. Aselsan özellikle görünmezlik üzerine bir yapı çalışıyor. Bu uçakta protip aşamasında ve sonrasındakilerde de üzerindeki kaplama ve diğer sistemlerle tamamen görünmez hale getirmeye çalışacaklar bu uçağı. Yani e, hepsi gurur vesilesi aslında bugün konuştuğumuz Ama gurur duyacak her olan üretim, ürün değil. Elbette. Gurur duyacak olan şirketler, elbette. gurur duyacak olan oradaki çalışanlar, mühendislerimiz, gurur duyacak olan bunu kullananlar.